Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri Mersin ve Adana illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre planında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de yer almasını gerekçe göstererek Mersin Valiliğine konuyla ilgili itiraz dilekçesi verdi. Kayda. Tamam. Oradan çevirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı ve bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de desteğini alan Mersin Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri adına Mersin Valiliği Hizmet Binası önünde bir açıklamada bulunan platformun dönem sözcüsü Sabahat Aslan, Mersin halkının karşıt görüşlerine rağmen Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin hayata geçirilmek istendiğini belirtti. Santralin yerinin de işaretlendiği Mersin Adana Planlama Bölgesi, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının genel yaklaşımı olan bütünlük, koruma, gelişme, planlama ve katılım ilkelerine aykırı bir biçimde yapıldığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rant kuruluna uyguladığı bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Ve bunun hesabını ülkemizde hukuken sormanın yanında ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırılık nedeniyle de uluslararası mahkemelere de başvuru yapacağız. Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaşam alanlarını kirletecek, insan sağlığını bozacak, tarım ve turizme çok ağır darbe vuracak, kamu kaynaklarını zarara uğratacak ve enerji sorununa katkı sağlayamayacağı sebebiyle karşı olduklarını yineleyen Aslan, santralin işaretlendiği 1/100.000 ölçekli Mersin Adana çevre düzeni planına itiraz ettiklerini söyledi. Yaşam alanlarımızı kirletecek, sağlığımızı bozacak, tarım ve turizmimize çok ağırlar vuracak, kamu kaynaklarımızı zarara uğratacak, enerji sorunumuzun çözümüne katkı sağlamayacak. Mersin'in Akkuyu sahiline 35 yıllık bir süredir nükleer santral yapılmaya çalışıldığını ve bu durumun gerekçelerini anlamadıklarını aktaran CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı da Akkuyu bölgesine yaptıkları incelemelerde çevre etki değerlendirme raporu beklenmeden nükleer santral çalışmalarının başlamasının hukuksuzluğa davet anlamı taşıdığını belirterek akıl vicdan sahibi olan Mersin'i ve çocuklarını seven herkesi itiraz dilekçesini ilçelerde kaymakamlığa, ilde ise valiliğe vermelerini istirham ediyorum ifadelerini kullandı. İmzaladım. Mersin milletvekili olarak itiraz dilekçemi Mersin valiliğine sunacağım ve akıl vicdan sahibi olan, Mersin'i seven, herkesi, çocuklarını seven, çocuklarının kanser olmasını, ölmesini istemeyen herkesi de bu dilekçeyi, itiraz dilekçesini gelip ilçelerde kaymakamlığa, illerde de valiliğe vermelerini istirham ediyorum. Atıcı'nın ardından söz alan Mersin Nükleer Karşıtı Platform Enerji Komitesi Başkanı Serdar Aksoy ise nükleer santrallerin enerji tasarrufu anlamı taşıdığı yönündeki görüşlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Ve santralin kalbidir o. O olmazsa çalışmaz. Hani bağımsızlık? Yani nasıl doğalgazı Rusya canını istediği zaman şartları kapattığı zaman enerjisiz kalıyoruz. Bunu da göndermediği zaman biz orada elektriksiz kalacağız. Bu yalanlar halkımıza karşı yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Meslek odalarımız bunları defalarca anlatmıştır. Açıklamaların ardından Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve katılımcı kuruluşların temsilcileri Mersin adına 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planı itiraz dilekçeleriyle Mersin Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurken CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı dilekçelerin teker teker değerlendirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi. Prosedürümüz neyse biz onun işletilmesini istiyoruz. Ben bireysel olarak dilekçe veriyorum ve numaramı istiyorum. Bütün vatandaşlarımız tek tek numara isteyecekler.